Horlama tansiyonla bağlantılı, kalple bağlantılı olabilir. Kilo ile bağlantılı, özellikle kilo artışı gösterenlerde daha çok Tabii. tetikleyebilir cümlesini kullandınız. Şimdi siz Avrasya Hastanesi'nde çalışıyorsunuz. Evet. Ekibinizde kocaman bir ekip. Gelen hastaların şikayetini dinledikten sonra misafir ediyorsunuz. Orada cihazlardan yola çıkaraktan mı tanı yöntemini, teşhis anlamını Ya kuruyorsunuz? hasta zaten anlatıyor veya yanındaki hasta genelde eşiyle işte geldiği için veya Evet. çocuğuyla tipik bir tarif var. Yani biz işte çok yoğun horluyor. Hatta işte nefesi duruyor mu diye sorduğumuzda da evet nefesini tutuyor. Biz dürterek uyandırıyoruz. Veya hasta kendi ben sıçrayarak uyanıyorum. Evet. Klasik bir tarifi var burada. Tabii biz bundan yola çıkarak muayenelerimizi yapıyoruz. Uyku testi işte burunda problem varsa biraz önce de bahsettiğim gibi veya Evet. kilo problemimiz varsa çok aşırı kiloluysa biz önce bunları tedavi ediyoruz. Evet. Bunlar düzelebilir. Ama bir grup hasta bundan fayda görmeyebiliyor. Ama ilk yapılması gereken budur. Burun ameliyatı varsa problem ve kilo verme. Onun haricinde işte düzelmeyen grup uyku testine yönlendiriyoruz. Misafir ediyoruz. Uyku testindeki sonuçlara göre de yine cerrahi veya cihaza yönlendirebiliyoruz. Çünkü toplumun önemli sorunlarından biri bu horlama, uyku Kesinlikle apnesi. boşanmaya kadar gideceğiz Aynen öyle. diyen, Onun evet, dışında üzücü. işte bu kişiler gün içinde aktif çalışan kişiler, araba kullanan kişiler, trafik kazasına yol açabiliyorlar, araç başı uyuyabiliyorlar. Evet. Dikkat gerektiren Kalitesizlik işlerde bundan dolayı çalışıyorlarsa tabii. dikkat eksikliğine var, iş kazaları ortaya çıkabilir. İşte gün içi konsantrasyon bozukluğu, ayakta uyumalar, işte gün içi yorgunluklar oluşabiliyor Aslında uyku çok basit konforunun testle, bozulmasına bağlı. evet, Evet, önlem alabiliyor. bu da hayati sonuçlara varabiliyor. İşte Evet. kalp damar hastalıklarına, tansiyon yükseklikleri oluşuyor. Kalp büyümesine kadar gidebiliyor sonuç. Bunların önlemini bunlar oluşmadan almak lazım. O yüzden Kesinlikle. mutlaka basit bir horlama bile olsa mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine gitmek gerekiyor. Bazen pozisyonel horlamalar Evet. olabiliyor. Hani burunda problem olmuyor, kilo fazlalığı olmuyor. Ama pozisyonel, onlarda da işte sırt üstü yatmamak, yan yatmak Dengesiz. gibi Evet. önerilerimiz olabiliyor. Çözümü var diyorsunuz. Kiloyla da bağlantılı değil. Ama dengesiz pozisyondan dolayı horlamaya sebebiyet verebilir. Ama teknoloji nimetleri, özellikle değil mi hocam, son 20 yılda Evet. sağlık turizmi ve sizin alanınızda muhteşem gelişmeler var. Evet, bizim kullandığımız birçok alet son dönemde arttı. Evet. Yani sadece horlama cerrahisi için değil, aynı zamanda burun estetiğinde, işte diğer burun etlerinde çok teknolojik aletler çıktı. İşte sinüzit ameliyatlarında kullandığımız bir sürü aletlerimiz var. Teknolojik desteği her zaman kullanıyoruz. Ve kullanmamız da gerekiyor çünkü bunlar bizim işimizi kolaylaştırıyor ve hastaya daha fazla yarar sağlıyoruz bu aletle.